Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Abi Allah neşemizi almasın ya, çok şükür bu aralar bu hastalıktan sonra falan bayağı coştum. Beni tutana aşk olsun, aç koynuna kuş konsun. Kaidesine binaen. Neyse abi. Arkadaşlar, hangi yıllar R5 atları serisinin son parti Mistik ve Kozmik oyunun böyle en böyle çetrefilli yıllarının olduğu yer, ikili grup diyebilirim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evvela sıralamayı alfabetik yapalım arkadaşlar. Sonra da ilk olarak hadi Mistik'ten başlayalım. Ha, Demir Yumruk tipi kes. Demir Yumruğu geç, Diablo'yu geç ve Doktor Doom'a gel. Arkadaşlar, Doktor Doom saldırı, defans, prestij babında fevkalenin fevkinde kopyasız iken bile direkt R5 atabilirsiniz. Kopyasız iken iki tane sıkıntısı var. Birincisi arkadaşlar, kopya özelliği rakiplerin üzerindeki takviyeler kalktığı zaman rakip üzerine şok vermesi veya güç seli açıyorsa Hyperion gibi, işte atıyor Mordo gibi, bunda da işte Arcus gibi, bunların güç barlarını çalması vardı. Kopya değilse bunu yapmaz bir. İkincisi de prestiji yükselmez abi. Kopya çok yakışıyor buna arkadaşlar. Dediğim gibi cevherlendirme ile ilgili video zaten yapacağım. Büyük ihtimalle bu serinin arkasına o seri gelecektir arkadaşlar. Direkt R5 atın. Yapıştır gelsin. Doktor Strange geçiyorum. Doktor Voodoo'ya gidelim arkadaşlar. Doktor Voodoo R5 atılır ama kopya olması tabii ki çok önemli. Doktor Voodoo oyuna başlarkenki sağlık basması, rakibin güç barını kontrol etmesi, üzerindeki takviyelerini kontrol etmesi, hatta onları kapatıp zehire çevirmesi ki inanılmaz yüksek zehir hasar veriyor. İnanılmaz yüksek arkadaşlar. Aynı zamanda rakibin yetenek isabetini kapatması da çok çok etkili. Yani yansıtma hasarlarından tutun da kar olarak, global kar olarak arkadaşlar birçok şeyi kapatabiliyor. Yansıtma hasarı atıyorum, şimdi aklıma geldiğini söylüyorum. İşte Korgun yansıtma hasarı, Elektron'un yansıtma hasarı, Magi'nin Limbo'su, Killmonger'ın yansıtma hasarı. Başka kim geliyor abi aklınıza, bilmiyorum ki. Kim geliyorsa arkadaşlar, bu mesela rakip üzerine takviye açmasını da engelliyor bu arada, yetenek isabet düşürdüğü için. Enfes bir karakter. Dehşet ağacı böyle bir anda, işte diyorum mesela Havok'un L3'ü gibi, işte Corvus'un L2'si gibi bir anda böyle yüksek hasar veremiyor. Fakat üzerine takviye açtığı zaman rakip arkadaşlar onları bir anda kapatıp inanılmaz zehirlere çevirebilir. Rakip üzerine takviye açmıyor, sıkıntı yok. Kendi takviyesini kendi atıyor. Ve arkadaşlar güzel bir hasar veriyor. Aynı zamanda oyuna başlarkenki başladığı sağlık da arkadaşlar sizi uzun soluklu özel ittifak maceralarında çok çok güzel götürecektir. Doktor Uğur'u tavsiye ederim. R5 kesinlikle atılır. Dorman mı defansa koyacaksınız? Atılır, onun dışında atılmaz. Dragon Ben defans karakteri, defansa koyarsanız R5 atabilirsiniz. Kopyasızken bile iş görür arkadaşlar defansta. Kolossus'u geçiyorum. Ebony Maw defansa atacaksanız olur. Aynı zamanda prestiji de güzel bir karakterdir ama defans dışında çok aman aman iş yapmaz, onu da baştan söyleyeyim. Giyotin'i geçiyorum. Hayalet Sürücü'yü geçiyorum. Hood'u geçiyorum. Juggernaut'u geçiyorum ve Clairvoyant'a geliyorum arkadaşlar. Clairvoyant kopyasızken dahi R5 atılabilir arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter. Bir kere 3 farklı bağışıklık sistemi istediğine çevirebiliyorsunuz. Kanama, yakma, zehir arkadaşlar. Kanama, yakma, zehir. Tamam, doğru söyledim oğlum, var ya. İyi kombinasyon yaptım orada. Operasyon yaptım. Ondan sonra ama aynı zamanda rakipler üzerine bu kanama, yakma ve zehirleri de verebiliyor. Eğer bağışıklık kartlarla kapışıyorsa güç barını çok hızlı dolduruyor. Muazzam bir sağlık. Öyle bir sağlık doldurması var ki, o ne ya? Yani çok iyi dolduruyor. Yani sanki oyun içinde sağlık potu istediğiniz kadar basabiliyor musunuz gibi. L2 attıkça arkadaşlar bunları yapabiliyor. Rakibin güç barını çekebiliyor. Rakibe enerji patlama hasarlarıyla yüksek hasara çıkabiliyor. Yüksek derken sen L2'si 40-45 bin vurabiliyor arkadaşlar. Allah bereket versin. Çok da iyi. Güzel. Burada tabii full kritik yese bu oran biraz daha yükselebilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. 2, 8, 9, 10, aynen daha fazla 60'a falan çıkabilir. Full, tabii full kritik biraz zor. Sen 8'e 9'luk olmayı uzatıyor arkadaşlar. Prestiji de çok iyi. Saldırı babından hemen hemen giremeyeceği hiçbir yol yok. Kopyasızken bile atılır ki kopyalı ozan ölümsüzlüğü kullanırsanız hiçbir zaman ölmezsiniz. Ölümsüzlüğünü kullanabilirsiniz, asla ölmezsiniz. Sürekli sağlığınız dolar arkadaşlar. Benden size tavsiye atabilirsiniz. Enfes, enfes bir şey. Loki'ye geçiyorum. Longshot'ı geçiyorum arkadaşlar. Longshot'ın sevenleri var ama ben sevmiyorum. Geçiyorum. Magic kopyasız. Yani sevmemden de kastım. Yani Longshot işte abi. Longshot. Magic arkadaşlar. Magic mükemmel bir şey. Kopyasızken bile saldırıda R5 atabilirsiniz. Kopya uzan coşuyor. İttifak savaşlarının, ittifak maçlarının, hikaye maçlarının vazgeçilmez karakterlerinden bir tanesidir. Sadece tek bir şey yapıyor. L2 atıyor. Siz L2 atın abi. Geri kalan her şeyi Magic'e bırakın. Böyle o yastığını seyredin abi. Böyle var ya, inanılmaz bir şey.
Hem de giden sağlıklarını geri sarıyor falan fişmekan. Çok değişik bir şey. Kanalda detaylı videosu var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. İttifak Savaşları'nın da vazgeçilmez yollarından birisi. Bazı karoların ve kalelerin olmazsa olmaz kalitleri. Manting tamamen defans karakteri. Defansa koyacaksınız tabisiniz. Mephisto'yu geçiyorum. Mojo defans karakteri. Mojo defansa atacaksanız benimki gibi R5 atabilirsiniz. Mordu'ya geçiyorum. Sabah Yıldızı'nı geçiyorum. Koca ayağa geliyorum. Hadi bakalım. Koca ayak arkadaşlar saldırıda usta ellerde ve sabır usta ve sabırlı ellerde inanılmaz yüksek hasarlara çıkabiliyor. İnanılmaz 200 300 500 bin gibi hasarlara çıkabiliyor. Defansı da arkadaşlar çok çok iş yapıyor. Aynı zamanda savunma karakteri olduğu için inat karosu bunu çok çok iş yapıyor. Bir de böyle Tanorak'ın öfkesini açınca Allahu Ekber diye dalıyor abi. Yani çok psikopat, çok tehlikeli, çok riskli bir karakter defansı da. R5 atabilirsiniz. Aynı zamanda prestij de var. Tavsiye ederim. Scarlet Witch bir 5 yıldızı gelse de R5 yasak atılır. Atılmaz mı? Ama kopya şart. Kopya şart. 5 yıldızı gelse Scarlet Witch üzerine çok çok daha uzun bir şekilde konuşmak isterim arkadaşlar. Jane Foster geçiyorum. Tigre'ye geçiyorum. Supreme Symbiote kopyasız kendi R5 atılır. Tabi 600'da R3 atılabilir. Ben de şu anda R2 kopyayı bekliyorum prestije girsin diye. Ya bu ya doktordum ya Clairvoyant. Bu üçünü çok istiyorum mistiklerde. 6 yıldızdan bakalım şu Siber hafta sonunda bir Ali Cengiz yapacak mıyız göreceğiz arkadaşlar. Onu da bir görmüş olacağız diyorum. Kesinlikle atır enfes. Yüce büyücüyü ben çok beğenmiyorum. Beğeneni var hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Gelelim kozmiklere. Airwalker'ı geçiyorum. Angela. Alternatif evrende ama değmez. Anka kuşunun yanında Profesör X varken kanalda videosu var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Kafayı yiyeceksiniz. Direkt R5. Direkt R5. Ama mutlaka Profesör X yanında olması lazım. Alnus defanslı olsa arkadaşlar çok iyi. Bayan Marvel'ı geçiyorum. Kamala Khan'ı geçiyorum. Black Bolt'u geçiyorum. Carnage'ı geçiyorum. Corvus'u geçmiyorum. Corvus geçilir mi? Kral. Corvus bir Ferrari arkadaşlar. Ferrari. Şimdi Ferrari'niz varsa tamam mı? Paradan böyle şey yapmayacaksın. Ya ekonomik olsun böyle demeyeceksin abi. Diyeceksin ki basacağım parayı ama beni coştursun kardeşim. Uçursun diye böyle biliyorsunuz Ferrari'nin yakıtları pahalıdır mesela. Ferrari'ye tüplü DHV'ye takamazsınız. Ferrari firması kan oluyor abi. Tamam mı? Corvus da böyle. Kanama zehri. Tabi bu bahsettiğim şey. Yüksek hasarları mesela atıyorum 500, R5'ten bahsediyorum. 500-600 bin belki 700 bin hasar vereceğiniz elemanlara karşı Corvus biraz tuzlu biraz takviye basarsınız. Ama Corvus diyor ki kardeşim al 500-600 binden 200 binden falan bas. 200 bini dişinin kabuğuna girmez Corvus'un. Diyor ki 500-600 binde bana biraz takviye basacaksın. Ben seni uçuracağım. Ben diyor biraz külfetli karakterim ama hakkını fazlasıyla veririm diyor. İnanılmaz bir şey. Kafir. Dehşet tadından yemez. Cool Obsidian. Cool Obsidian'ın blok performansı sorunu vardı. Bu kalktı arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir sinerji geldi. Kanalda videosu var. İzlemediyseniz bir şey demiyorum size. İzleyin diyorum. Ne diyeyim abi? Kesinlikle R5 alınır. Kopyasız kendi R5 alınır. Çok güzel bir karakterdir arkadaşlar. Tabii kopyalıyken ayrı bir güzelliği var. Kanaldaki videoyu izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bence oyunun en baba hero'larından bir tanesi. Draxes'i geçiyorum. Gamora'nın 5'i yok 6'sı var. Gamora'nın kopyası önemli. Kopyası varsa fullenebilir. Yüksek hasarda inanılmaz olay yapıyor. Groot'u geçiyorum. Surfçı arkadaşlar sadece prestij karakteri. Prestij oyunun en iyi karakteridir. Prestij için atılıyor. Ben prestij için maxlamayı çok tavsiye etmiyorum. Zamanında atmıştım. Zamanında 6 yıldızlar yokken atmıştım. 5 yıldızlar vardı. O zaman güzeldi. Şimdi çok tavsiye etmiyorum. Heimdall sinerji karakteri geçiyorum. Hele'yi geçiyorum. Hyperion'u kopyasız kendine bir şey yapabilirsiniz ama kopyasıyken biraz eksik kalır. Onu size söyleyeyim. Ama yine her türlü iş görür. Kopyalıyken direkt R'ye bir şey yapabilirsiniz. Kopya sayısı da bu arada çok önemli. Kopyalarla ilgili video yapacağım. Yeni Kaptan Marvel. Yanında Nick Fury var. İnanılmaz bir şey ki Nick Fury de tapın 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 virüsü. Kaptan Marvel'la keza öyle direkt R5 atabilirsiniz arkadaşlar. Yanına Nick Fury'yi koyun. Çok güzel ekmek çıkartır. Kısa sürede aşırı yüksek hasarları yapabilen bir karakter. Ben de buna oyunda Ferrari diyorum abi. Ama Corvus gibi çok yakıt istemiyor. Çok yakıt olmadan hızlı giden kim varsa o araba bu olsun abi. Arabaya binin. Marvel'a binin. Binin abi. Var ya. Gezdirsin sizi. Çok hızlı abi. Mesela 6. saniye testini yaptım. Ray3'ünden bahsediyorum. 10 dakika bile sürmeden 8 dakikada mı ne abi fışt diye boss'a gelmişti var arkadaşlar. Cık, mükemmel bir şey. Klasik Kaptan Marvel'ı geçiyorum. Kırmızı cini geçiyorum. Kozmik Hayalet Sürücü. Kozmik Hayalet Sürücü'yü direkt R5 atın. Kopyası kendi atabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz güçlü bir karakter. Benim atmama sebeplerim Kasım'ı bekliyorum. Ondan dolayı çok güçlü. Yani kısa zamanda Hyperion tarzında, Hyperion kadar değil ama kısa zamanda çok yüksek komboya çıkıyor ve inanılmaz abartı yüksek hasarlara çıkıyor arkadaşlar.
Yani ivmeyi yakalarsanız 20 komboda 200 bin 300 bin çıkartıyor ve bunu sürekli yapıyor. Yüke ihtiyacı yok. İşte birilerini öldürmeye, görev yapmaya ihtiyacı yok. Kendi kendine o işi her şeyi yapıyor. King Groot'u geçiyorum. Medusa R5 atabilirsiniz. Hem defans hem saldırı bağımında ki bazı yerlerde Medusa arkadaşlar çok anahtar rol. Yani olmazsa olmaz bir karakter. Zırh kırması, zırh parçalaması, robotları gondiklemesi de cabası arkadaşlar. Kanamaz yere açık oynarsanız da ateş eder. Nova defans atacaksınız. R5 olur. Çok güzel bir defanstır bu arada. Olağanüstü demir adım geçiyorum. Sadece adı güzel, başka bir şey yok. Ördek Venom'u geçiyorum. Simbiyot Örümceği de geçiyorum. Proxima profesörleri direkt R5 atsın. Kopyasızken bile atılır. İnanılmaz yüksek hasara çıkıyor. Kanalda videosu var, isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Proxima'yı ben çok beğeniyorum. Dekorosun da yaveri kankisi. Eşi zaten kendisi. Ronan arkadaşlar R5 atmayın, ama Ronan'a bir parantez açmak istiyorum. Ronan bazı yerlerde anahtar karakter rolünü görüyor. R3, R4 atın da bir kopyası zaruri. Kenarda dursun. Şampiyon. Eskidin mi hacı? Yaşlandın sen be hacı. Geçiyorum. Terrax'ı geçiyorum. Thanos'u geçiyorum. Eski Thor. Eski Thor mükemmel abi. Ben R5 200 kopyalı videolarını izledim şimdi. Benden henüz değil. İleride de olabilir. Önden bir spoiler vereyim yani. Abi düz vuruşları 10-15K'lara çıkıyor. Özel saldırı 60 bin 100 bin falan vuruyor. Siper ağır saldırıyorsun. Ağır saldırı 20 bin 20 bin falan vuruyor. Dehşet bir şey. Dehşet bir şey. Direkt kopyalı hali R5. Venom'u geçiyorum. Venom pull'u geçiyorum. Arcos'u defansa koyacaksınız arkadaşlar. Yine R5 atabilirsiniz kopyasızken bile, ama defans için onun dışında düşünmeyin diyorum. Ve R5 serilerinin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. R5 serilerinin sonuna geliyoruz. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduysa, yara destek olmak istiyorsanız nerede? Burada. Buradan beğene basabilirsiniz. Aynı zamanda favori iki karakterinizi, iki kozmik, iki de arkadaşlar mistik karakterinizi yukarıya, aşağıya, sağa, sola yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Dur, yanlış yere tıkladım. Tamam, böyle olsun. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.